22 Kasım 2023'te su tutmaya başladıktan sonra bölgede barajın ardında kalan hayatları amatörce kendimce çekim yapıyorum. Şu anda olmuş olduğumuz bu köy barajın en fazla yükselmiş olduğu köy. Yani buraya kadar yükseldi su seviyesi en maksimum olarak ve bu köyün de zaten yarısı su altında kaldı. Yarısı da suyun üzerinde kalmıştı. 710 kodunu su bulmadı. Bulsaydı tam şu an çekim yapmış olduğumuz yerde su seviyesi olacaktı. Buraya birkaç metre aşağıda geriye doğru düşüş başladı enerji üretimiyle beraber. Ocak ayında enerji üretimi tam kapasiteli başlayınca Yüzveri Barajı'nda su seviyesi geri çekilmeye başladı. Muhtemelen Nisan ve Mayıs ayında yeniden buraları görecektir diye düşünüyorum. Çünkü Çoruh Nehri çok fazla debiye sahip olan bir nehir ve muhtemelen bu vadiyi yine kısa sürede dolduracaktır. Şimdi köyde zaten yarısının su altına kalan noktalarında cami vardı, okul vardı, sağlık ocağı, evler falan vardı, tarım arazileri vardı. Onlar şu anda hemen hemen tamamen meydana çıktı yeniden. Ama burası dediğim gibi su kodunun altında olduğu için cami, okul bunlar Nisan, Mayıs ayında yeniden su altına kalacaktır. Ama böyle bölüm bölüm anılarını, hatıralarını görmek isteyenler gelip mesela ben buraya çekim yapmaya geldiğimde su altından evleri çıkan vatandaşlar gelip yeniden evlerini görebiliyor. Birkaç ay da olsa çünkü yeniden su alma olasılığı var buranın. Vadi bu şekilde. Başka köylerimiz de var. Yine böyle yarısının su altında kalıp yeniden meydana çıktı. Ama su seviyesi dediğim gibi enerji üretimiyle beraber şu anda geriye çekilme başladı. Sanırım şu anda elektrik üretimi var. Mayıs ayında yeniden aynı kodları bulacaktır. Cami tarihi bir cami. Su 706 koduna çıktığında, maksimum seviyesine çıkmış olduğunda ben bir şamyen vasıtasıyla tam olmuş olduğumuz buradan suya açılarak camiye geçip o bayrağı oraya astım simge olarak kalsın diye. Geçen gün de bayrak rüzgarla beraber içeriye doğru düşmüştü. Bu sefer su çekildiği için minarenin içinden çıkarak yukarıya doğru çektim ve sağlamlaştırdım oraya. Yani bu sefer rüzgar esse de, su fazla oraya yükselse de bayrak oradan inmez minareden. Böyle güzel bir anı olsun dedim bana da. Hatıralar tabii canlandı. Hatıralarımız çok eski. Bağımız, bahçemiz burada. Bravo. Çocukluğum eski yapı arkasında geçti. Bunda askerden geldikten sonra hayatım burada açtı. İnsan sonradan rüyalarına kaçıyor, hayallerine kaçıyor. Yaşadığın şeyi tekrarlıyorsun. Baban kalmış mezarı, orada kalmış o. Ne bileyim, çok zor.